Evet, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Şimdi hocam geldik geçen derste 6. kaideye kadar, yani 6 kaide oluşturduk diyelim ki İmam-ı Cezeri Hazretleri'nin usulü üzere 6 kaide oluşturmuş olduk. Şimdi 7. kaide. Aynı ne dedik? Sarf kaideleri gibi, iler kaideleri gibi kaide. Ondan sonra bu kaidelerle beraber tahfifi kıyasiyi öğrenmiş oluyoruz yani. Kıyasi tahfif. Ondan sonra tahfifi resmi var. Tahfifi resminin bunun gibi oluşturulan kaidesi yok. Birkaç tane mesele var sadece, o kadar. Ve ba'de kesratin ve dammin ebdila in futihat ya'en ve baben müscela. Burası bir kaidenin anlatımı. 7. kaide. Ve ba'de kesretin. Eğer hemze kesreden sonra olursa. Daha ve dammin dammeden sonra olursa. Hemze kesreden sonra gelecek. Kesreli bir harften sonra gelecek. Veya zammeli bir harften sonra gelecek. O zaman ne yapacağız biz bunu? Ebdila, ibdal edeceğiz. Ama bizim hemzemizin bir şartı var. İn fütihat diyor. Yani hemze fethalı olursa. Hemze fethalı olursa, kesreden sonra gelen hemze fethalı veya zammeden sonra gelen hemze fethalı olursa ibdal et. Neye? Ya en ya'ya ibdal et. Kesreden sonra geleni ya'ya ibdal et. Ve vaven zammeden sonra fethalı geleni de vava ibdal et. Ne gibi hocam? Kesreden sonra fethalı gelen mi'etun gibi. Mi'etun. Ne yapacağız biz bunu? Mi'ye yapacağız. Veya zammeden sonra fethalı gelene misal verecek olursak mü'eccele. Değil mi? Mü'eccele. Zammeden sonra fethalı geldi. Vava. İbdal ettik. Mü'eccele oldu. Müscele. Bu tescil edilmiş kaide bu şekildedir diyor. Sonra 8. kaide aslında 7 ile 8 iç içe arkadaşlar. Yani 7 ile 8 şimdi bizim bu kaide dediğimiz tekrardan söyleyelim. Yani biz yeni bir şey ihdas etmiyoruz. Abi böyle anlaşılmasın. Haşa. Allah muhafaza etsin. Biz eskilere tabiiz abi. Kim ne yaparsa yapsın. Sadece İmam-ı Cezeri Hazretleri'nin usulünü birazcık böyle kendi anlayacağımız hale getirmeye çalıştık. O. Yoksa burada 7-8. kaide diye bir şey demiyor. Biz kendi aklımızın alabilmesi için 7 ve 8 diye hani kaideleri oluşturduk. Şimdi 7 ile 8 iç içe. Bayağı iç içe hem de. Diyor ki ve gayru hâdâ. Bu müscela tescil edilmiş, onaylanmış kaide bu. Tamam hocam. Müscel. Tescilli, onaylı. Allah'ın izniyle. Ve gayru hâdâ. Eğer bu yukarıda anlattıklarımızın ki biz bunu 8. kaide diyoruz. Kaide 7'deki anlatılan neydi? Bir önce anlatılan az önce. Değil mi? Kesreden sonra fethalı, zambeden sonra fethalı gelen yerde şu olur. Dedi bu 7. Diyor ki şimdi ve gayru haza bu 7'nin dışında, 7. kaidenin dışında olursa. Yani ne demek bu? Harekeler, hemzenin harekeleriyle makablindeki harekeler. Öyle ya, makabindeki hareke 3 tane olabilir. Hemzenin harekesi de 3 tane olabilir. 3 ayrı hareke olabilir. İhtimal kaç olur o zaman? 9. Yani hemzenin makabindeki harfin harekesinin fetha, zamme, kesri olma ihtimali var mı? Var. Hemzenin harekesinin fetha, zamme, kesri olma ihtimali var mı? Var. 3 çarpı 3, 9. İhtimal, 9 tane ihtimal. Tekrar etmek gerekirse kaideyi, dedik ya 7 ile 8 birbirinin tamamlayıcısı aslında. Bir kaide olarak da ortaya çıksalar normaldir. Bu da bu şekilde de düşünülebilir. 7. kaide kesreden sonra fethalı. Bir de dambeden sonra fethalı. 9'dan 2 tanesi gitti. Geriye kaldı 7. İşte diyor ki 7 tane, o 7 ihtimal olursa, yani kesreden sonra fethalıyı koy kenara. Kesreden sonra zammeli olabilir mi? Olur. Kesreden sonra kesreli olabilir mi? Olur. Şimdi zammeden sonra fethalı da 7. maddedeydi.
Zambeden sonra zammeli de olabilir. Zambeden sonra kesreli de olabilir. Fethadan sonra fethalı, zammeli, kesreli. Toplamda 7 tane orada ne var? O ihtimallerin, o 2 tanesinin dışında 7 ihtimal kalıyor. Mesela kesreden sonra zammeli. Müstehziun. Müstehziun. Kesreden sonra zammeli. Kesreden sonra kesreli. Hatiin. Hatiin. Hasiin. Mesela. Zammeden sonra zammeli. Biruusikum. Zammeden sonra kesreli. Su ile. Fethadan sonra fethalı. Bedeekum. Fethadan sonra zammeli. Yedraukum. Fethadan sonra kesreli. Ye ise. Mesela. Böyle olursa ne olur? Beyne beyne. O zaman malum beyne beyne bir artık literatüre geçmiştir bu. Tesil demektir. Beyne tesil, beyne beyne tesil. Yani o beyne ne demektir? İşte beynel vavi vel elif. Beynel ya'i vel elif diyor ya. Ya ile elif arasında tesil. Mesela. Dolayısıyla 7 ile 8'i birbirine yapıştırabilirsin, ayırabilirsin. Ben ayırdım daha rahat anlaşılsın diye. Zammeden sonra, kesreden sonra fethalı olan 7. kaide, diğer harekelerin birbirleriyle karşılaşmaları, ki biz bunları misalleriyle az önce saymış olduk, ne oldu? Buna da teshil denir. Pekala. Hangisine? Beyne beyne. Beyne beyne. Bede'ekum. Mesela bede'ekum. Nasıl duracaksın burada? Bede'ekum. Teshille duracaksın. Müstehziun. Mesela kesreden sonra zamme. Müstehziun. Mesela. Vakıf halinde. Tabi bunlar hep vakıf. Hep vakıf. Yani hemzenin üzerine vakıflar. Zaten konu o. Vakfı Hamza ve Hişam. Evet. Pekala. Şimdi burada bir kaydı daha ekliyor. Ve nukil ya'un. Ya'ya nakledilir. Yani ibdal edilir. Ya'ya ibdal edilir. Ne gibi? Ke yudfi'u. Yudfi'u gibi olanlarda ya'ya ibdal de vardır. Yani esreden sonra ötreli olan yudfi'u kelimesi gibi olduğu zaman da yudfi'u caiz midir bu da? Caizdir. Biz ne yapıyoruz hocam? Müstehzi'un'da kaç vecih yapıyoruz? 3 vecih yapıyoruz. Müstehzi'un bir tanesi bu. Bu kaide. Yani 8. kaideye göre tesil. Kesreden sonra zammeli. Müstehzi'un. Dedi ki kesreden sonra zammeli gelirse bir de vava nakil vardır. Müstehzi'un. Bir de o girdi devreye. Bu müstehzi'un. Ya'ya ibdal. Bu ya'ya ibdal. Bir de ne var? Müstehzun var. O da ilerideki bir tane kaidenin gereği yine. Evet. Pekala. Ve vavun veya vava ibdal edilir. Kesu'il. Mesela su'ile gibi olan yerde zammeden sonra kesle gelen yerde de ne yapabiliriz? İkinci bir takfif olarak vava ibdal söz konusu olabilir. Bu da arkadaşlar 9. kaideyi oluşturmuş oldu. 9. kaide. Buraya kadar mesele anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şöyle bir ufak tekrar edecek olursak. Şu anda dedi ki kesreden sonra fethalı. Zambeden sonra fethalı gelirse ibdal. Ya'ya ibdal, vava ibdal. Ondan sonra dedi ki bu ikisinin dışında. Fethadan sonra fetha, zamme, kesre. Kesreden sonra zamme, kesre. Zammeden sonra zamme kesre olursa 7 madde olursa tesil beyne beyne. Eğer ki kesreden sonra zamme veya zammeden sonra kesre olursa ya'ya ibdal, vav'a ibdal, bir de böyle bir şey geldi. Anlaşıldı. Mesela müstehziyun, yani müstehziun kelimesinde sorsan kaç vecih durur İmam-ı Hamza? Kaç vecih durur? Hocam bakalım kaideyi söyledi. Kaideyi söyledi. Ne kaide? Bir tesil kaidesi. Kesreden sonra zammeli olan bölüm. Tesil yapılır mı burada? Yapılır. Madde 2. Dedi ki kesreden sonra zamme gelen yerde ya'ya ibdal de olur dedi. Müstehziyun da eline geçti mi? Geçti. Bunlar takfifi kıyasi. Bir de takfifi resmi gelecek. O da oradan da müstehziyun alacak bu sefer o. Takfifi resmi kısmından bir de müstehziyun alacak. Oldu 3 tane. Yani bütün efendim 62 neviye çıkarıyor bunu. Umde'den aldığını söylüyor. Ki Umde'de zaten var. Aşık Kutlu rahmetli. 62 nevi yapıyor bunu.
62 nevi, yani hemze, işte tarafta vaki olan hemze diyelim, mütevessıt, bize ait mütevessıt bir kelime, harekeler şöyle, harekeler böyle, normalde hemze yazılırken altına olmaması gereken bir destek, normal sen yazsan, ben yazsam onu, öyle bir desteği yazmayız oraya. Ana illeyli mesela, ana illeylin yazılışı hemze, nun, elif, arkadan bir tane hemze gelmesi lazım. Ama altına ne koyuyor? Bir ye koyuyor onun. Ana illeyli gibi mesela. Bundan dolayı dünya kadar vecihler 62 tane nevi çıkarıyor piyasaya. Bir hemze denk geldi vakıfta, ne yapacaksın? O 62 nevi de arkadaşlar, yani burada anlatılan, bizim maddeleştirdiğimiz 17-18 tane kaideye bağlı hepsi. O 62 tane kelimenin, 62 tane uygulamanın özeti, usulü 17 tane. 17 tane, 18 tane kaide var. Evet. Aynen. Aynen. Yani beynel hemzeti beynel ya'i. Beynel hemzeti beynel vavi. Anlatabildim mi? Beyne orada hazif var aslında. Oraya on veya nokta nokta var. O nokta noktalarını sen koy oraya. Beynel hemzeti vel vavi normalde. Beynel hemzeti ve beynel vavi. Beynel hemzeti ve beynel ya'i. İkisinin arasında. Böyle bir beyne denmiş ona hocam. Tek beyni olursa belli zaten. Değil mi? Evet. Pekala. Vel hemzül evvelu hocam, bu buradan itibaren, şimdi buraya kadar hep neleri anlattı? Yani son madde mesela diyelim, mütevessit binefsihi mütevessit. Değil mi? Binefsihi mütevessit mesele. Hep baktığımız zaman geriye doğru hep binefsihi mütevessit meseleler bunlar. Tabii. Hep binefsihi mütevessit. Buradan itibaren yine mütevessit ama bi gayrihi mütevessit. Yani velhemzül evveli diye başladığı yer nedir o? Mütevessit bi gayrihidir artık. Evet. Şimdi mütevessit bi gayrihi birazcık az önce biraz açmaya çalıştık, anlatmaya çalıştık ama tekrar etmiş olalım. Bu derste bir kere daha tekrar etmiş olalım. Mütevessit bi nefsihi zaten az önce de söyledik. Başlı başına kendisi kelimenin ortasında. Mütevessit bi nefsihi. Kelimenin ortası. Ve kendi bünyesiyle, kendi hüviyetiyle, kendi yetkisiyle, kendi yeteneğiyle hemzenin ortasında, kelimenin ortasında hemze. Şimdi mütevessit bi gayrihi kelimenin ortasında değil bir kere kafadan. Kelimenin başında. Mütevessit bi gayrihi dediğimizde kelimenin başında. Mütevessit bi gayrihi de ikiye ayrılıyor. Bakın, mütevessit bi gayrihi kaça ayrılıyor? İkiye ayrılıyor. Bir, başındaki bir harf var. Bir harf sebebiyle mütevessit bi gayrihi, ki biz buna ne diyoruz? Mütevessit bi harf diyoruz. Mütevessidun bi harf. Mesela ne gibi? İşte bi erzi, bi eyyi gibi. Bir de mütevessit bi gayrihi'nin ikinci bir bölümü, o da mütevessit bi kelime ama. Bu sefer kelime, harf değil de, yani bizim harf-i cerler olabilir mesela bunlar. Ondan sonra teşbih edatları, şunlar bunlar. Ha-i tenbihler, ya-i nidalar, böyle harf olanlar. Harf grubunda olduğu zaman da bunlar mütevessit bir harf. Mütevessit bir kelime, o belli, kelime zaten. Ne gibi? İşte Yusuf'u eyyüha. Yusuf eyyüha. Eyyüha, hemze, kelimenin başlı başına, başında yani. Ortasında falan değil ama Yusuf'u eyyüha'yı baktığı zaman da durma esnasında İmam-ı Hamza diyor ki bunlar bir kelimedir diyor. Yusuf'u eyyüha olduğu gibi toplam bir kelime. Anlatabildim mi hocam? Böyle değerlendirince otomatik hemze nerede oluyor? Mütevessit konumunda oluyor. Ama mütevessit bi nefsihi değil. Bizzat kendi değil. Başka bir illet sebebiyle ortada kalmış oluyor. Mesela anlaşıldı mı burası? Çok önemli. Heh, tamam. Vel hemzül evvelü. Şimdi diyor ki hemze, birinci hemze. İza mettesala resmen. Muttasıl olursa, resmen muttasıl. Resmen baktığın zaman da hocam, resmen muttasıl. Bu muttasıl, resmen muttasıl şuna söylüyor. Resmen muttasıl meselesini. Yani işte lam-ı tarifli bir harften sonra gelebilir. Vel ardu gibi. Anlatabildim mi? Ondan sonra işte ve ehahu. Vatife.
Baktığın zaman da mütevassıl bunu ne kabul ediyor? Muttasıl kabul ediyor bunu. Yani resmen, resmi hat olarak bu muttasıldır diyor. Muttasıl. Evet, makablindeki kendisinin efendim ortada kalmasını sağlayan etken neyse, bakın, kendisinin ortada kalmasını sağlayan illet neyse onunla böyle bütünleşmiş ve baktığın zaman da muttasıl olarak bunu görürsün. Bunun ismini muttasıl koymuş İmam-ı Cezeri Hazretleri. Diyor ki mesela ya eyyüha, ya nida, değil mi? Nida harfi. Eyyüha, ondan sonra gelen işte münadası dediğimiz, değil mi? Veya bi eyyi, efendim keennehum, baktığın zaman da kelime keennehum hepten yapışık birbirine, zaten aynı kelime gibi görünüyor ama ya eyyüha, ha entum, bunlar da aynı şekilde muttasıldır diyor. Ha ulayı düşünün hocam mesela. Değil mi? Nasıl yazılıyor? Ha-i tenbihtir. Ulayı ismi işarettir. Muttasıl değil mi? Bir bitişik. Hatta kimisi onu direkt meddi muttasıl bile söylüyor adam. Yani onu öyle gördüğü için. Halbuki ayıracaksın değil mi onu? Ha. Öyle mi? Evet. Yani sonuç itibariyle harf olanlar, hocam harf olanlar makablinde, hemzenin makablinde harf olanlar muttasıl kabul ediliyor. Kelime olanlar, bakacağız biraz sonra. Vel hemzül evvele idâ mettesalâ rasmen. Resmi hat olarak muttasıl olduğu zaman da fe'an cumhurihim. Cumhura göre bu ne olur? Kad suhila. Teshil yapılır. Hocam cumhura göre bu ne yapılır? Teshil edilir. Ama bu teshil dediği hocam burada, bakın dikkat edin. Burada teshil edilir. Yani bizim bildiğimiz teshilden başka bir teshil bu. Yani normal bir eyyi bir eyyi denmez buna yani. İlla bunun teshili beynel hemzeti vel vavi, beynel hemzeti vel yai olan bir teshil değil. Teshil burada ilk başta kullandığı gibi takfif gibi genel bir anlam taşıyor. Yani vava ibdalde bir teshildir, kolaylaştırma anlamında. Kelimenin mutlak manası. Anlatabildim mi? Vava ibdalde bir teshildir, yaya ibdalde bir teshildir, nakilde bir teshildir. Anlatabildik meseleyi. Yani nasıl baştan takfif dedi ya, o takfif nasıl ki idgama, ibdale, hazife şamildir. Aynı şekilde buradaki teshil de bunlara şamildir. Bi eyyi keennehum. Bi eyyi keennehum. Bunun teshili nasıl olacak? Nereye bağlı bu? Bak, bi eyyi keennehum. Az önce bize bir şey anlattı. Dedi ki 9 tane birbirinin ihtimali olan hareketler olabilir dedi, değil mi? 9 tane. İşte zamme, fetha, kesre, zamme. Zamme, fetha, fethaya, fetha, kesre, zamme. 9 tane madde konuştu. Şimdi bunun teshili neyle olacak? Mesela burada keennehum var. Neden sonra gelmiş? Fethadan sonra fetha. Peki az önceki o kaydede ne anlattı bize? Fethadan sonra fetha olursa teshil olur dedi. O zaman bunun teshili nasıl olacak? Keennehum diye bildiğimiz teshille olacak. Ama bi eyyi olursa bunun teshili nasıl olacak? Bi eyyi olacak. Neye göre? Az önceki anlatılan o kaideye göre kesreden sonra fetha gelirse yaya ibdal demişti. Oradan aldı bu sefer onu. Yani ve ehahu. Az önceki bize anlattıkları hocam, dikkat ederseniz aynı kelime içinde mütevassıt olanlardı onlar. Mütevassıt. Bunlar mütevassıt bir harf. Normalde onlar mütevassıt bi nefsihi. Bizatihi mütevassıt onlar. Bunlar bizatihi mütevassıt değiller hocam. Bunlarınki tabirleri çakma, ortada kalma bunlarınki. Yani bunların durumu. Ama şey ne? Genel kaide itibariyle mesela demişim ki, burada kendi kendime not almışım. Ya eyyüha ha entümlerin tesiri nasıl olacak? Ya eyyüha, bak met var bunlarda. Ya eyyüha, ha entümlerin durumu nasıl olacak? Demişim ki bu gibi kelimelerde ne tür bir takfif yapılır dense kaide 3 cevap verir. Kaide 3'e bakacağız. Ne diyor? Mütevassıt olduğu harfte eliften sonra gelirse teshil. Az önce anlattık. Yani o diyelim ki önceki derste anlattığımız üzere. Ne oldu bu sefer? Neydi o hocam? Şuraka hüküm melaiketun. Ne vardı onda? Teshil vardı değil mi? Bu sefer bunlarda da teshil olacak demek ki. Yani kaideler hep birbirini karşılıyor.
Hangisinde hangi tesil yapılacak? Bak ne dedik? Tesil genel olarak mutlak anlamda tesil, mutlak manada kolaylaştırma. Bu ibdal olabilir. Mesela işte hazif olabilir, iskat olabilir, bir şeyler olabilir. Ama hangisidir bu tesil? Bi eyyi, ya'ya ibdal. Niye? Kesreden sonra fetha geldiği zaman da ya'ya ibdal olur. Anlaşıldı mı hocam? Halas. Ondan sonra diyor ki, başka bir kaide geliyor. Evet. Ev yenfasıl. En munfasıl olursa. Ne gibi? Kes'av ila kul in. Racah. Evet. Fes'av. Değil mi? Ayet-i kerime normalde bu. Fes'av ila zikrillah. Değil mi? Mesela bu munfasıl. Bak ne oldu şimdi? Hemze. Hocam. Hemze. İlanın hemzesinden bahsediyoruz. Bakın ilanın hemzesinden bahsediyoruz. Makamlinde ne var? Fes'av diye bir emir var. Başka bir kelime var. Normalde hemze mütevassıt mı? Yoksa kelimenin başında mı? Kelimenin başında. Ama nasıl değerlendiriyor? İkisini bir kelime olarak değerlendiriyor. Diyor ki başında diyor bir kelime var. O kelimenin son harfine göre bu böyledir diyor. Yani mütevassıt bi gayrihi. Mütevassıt ama bi gayrihi mütevassıt. Başkası sebebiyle mütevassıt. Kul in. Mesela kul in gibi. Aynı şekilde. Evet. Peki bunda nasıl yapılacak abi bu? Yani bunun diyelim ki uygulaması, teshili fes'av ila'yı karşı geldik. Fes'av ila diye okuyorduk. Kul in diye bir yere geldik. Burada bir tesilden bahsediyor İmam-ı Cezeri Hazretleri. Neye göre tesil? Bunun tesili ne olacak? Bunun kaidesinde hocam diyor ki ikinci madde cevap verir. İkinci maddeye bakıyoruz abi. İkinci madde nerede benim? İkinci madde. Hemze sakin harften sonra harekeli gelirse nakil. Uydu mu? Kul in. Ne yapacaksın? Kul in. Nakil. Fes'avila. Evet. Yani bu kaideler bu işe yarıyor. Pekala. La mime cem'in. Tercih edilen bu yani. Tabi kul in racah. Racah. Tercih edilen bu. Vel ercahu teshiluhu bin nakli demiş. Nakille. Bunun tercih edilen şeyi budur. La mime cem'in. Ama cemimim olursa bu işe diyor karışamayız. Aleyküm enfüseküm. Nakil var mı bunda? Mümkün değil. Olmaz değil mi? Aleyküm enfüseküm diye duruş olur mu? Olmaz. La mime cem'in. Yani her ne kadar biz bunu dedik ki sana diyor makablinde bir kelime olursa mütevessut bi gayrihi durumunda olan hemzeyi sakin harften sonra geldiği için nakille bunda iş yaparsın dedi ama cemimim olursa bu olmaz. Nakil olmaz. Nakil bunun dışında kalır. Ve bi gayri dâke bunun dışındakiler de sah. Sahihtir. Ve bi gayri dâke sah. Evet. Aleyküm enfüseküm gibi. Hocam buraya kadar takfifi kıyasi geldi. Yani şuraya kadar anlattığı toplam 10 tane bizim burada kaidemiz oluştu. 10 tane kaidemiz var. Bu 10 tane kaide takfifi kıyası ile alakalı olan kaideler. Ve bir gayri dâke. Yani bu cemî miminin dışındakilerde sah. Sahi olan bunların nakille ne olmasıdır? Efendim diyelim cemî miminin dışında karşılaşılan ne olabilir başka? Mesela şöyle bir saniye. Yo yo. Hocam cemî miminin dışında bir de bunların dışında olduğu zaman da sah aslında sahhe teshidin sahhe teshiluhu yani teshili sahih olmuştur. Ne demektir bu? Şu demektir. Şu demektir. Şimdi fes'av ila sakinden sonra harekeli. Kul in sakinden sonra harekeli. Nakil yaptık mı bunlarda? Yaptık. Cemî mimi hariç dedi mi? Dedi. Bizim elimize geri ne kaldı? Toplam yine 9 tane birbirinin ihtimali olan kelimeler kaldı. Yine birbirine ihtimali olan 9 tane kelime kaldı. Mesela el mesela dediği gibi adam hocam. Evet. Şimdi onu şuradan bulayım hocam.
Yusuf'u eyyuha dedik ya az önce. Zammeden sonra fethalı. Şimdi bunda ne yapılacak peki? Yani Yusuf'u eyyuha bir tane tahkik okunacak eyvallah. Şimdi bu Yusuf'u eyyuha zammeden sonra fethalı olan bu dedik şu anlattıkların dışında mı? Yani sakinden sonra harekelinin dışında. Cemî miminin de dışında. Peki bunda Yusuf'u eyyuha'da ne var? Sahih olan bir tesir var. Ama onun tesiri de burada nedir? Vava ibdal. Yusuf'u eyyuha, Yusuf'u veyyuha gibi. Mesela Yusuf'u veyyuha gibi. Sonra başka ne var hocam? Başka bima ünzile. Elifli olabilir. Ünzile bir hemze var. Kelimenin başında makabinde bima diye bir şey var. Şimdi bu nasıl yapılacak peki? Ben bunu bima ünzile diye bir kere tahkik okumam lazım. Mütevasıt bir gayrihilerde illa bir tahkik var. Efendim bunu sekit kaidesi, yine başka bir sekit kaidesi malum. Geçen okuduğumuz olduğumuz derslerde münfasıl muttası sekitlerinden bahsetmişti. O var. Ayrıyeten bunda bir tesil daha var. Eliften sonra kendisi diyelim ki harekeli gelirse hani şuraka hüküm misalinde olduğu gibi eliften sonra kendisi hemze harekeli geldi. Bir de tesil girdim burada 5-1. Etti 4 veci. Bima unzile bima unzile diye 5 veci 4 veci yapıyoruz. Mesela kalu amennâ. Kalu amennâ. Kalu bir kelime. Amennâ bir kelime. Amennâ hemze nerede? Kelimenin amennâ'nın başında. Normalde kelimenin başında ama kalu'ya baktığın zaman diyor ki bu diyor genel bakacaksın diyor. Bu diyor ortada kaldı diyor. Mütevassıt efendim bir kelime diyor. Kalu amennâ. Peki ben ne yapacağım bunda? Diyor ki yapacak olduğun şu. Kalu tahkik 5. Bir kere bir çekilir bu. 5 met alırsın yani Hamza'dan bahsediyoruz. 5 met alırsın. Başka ne yapacağız? Sekit kaidesi var diyor. Daha önce anlatmıştık. Bir de sekit var bunda. Başka ne var? Zammeden sonra fethalı mı bu? Kalu amennâ. Doğru mu? Zammeden sonra fethalı. Ne yapmam lazım? Vav'a ibdal etmem lazım bunu. Oldu mu? Kalu amennâ. Oldu. Dedi ki ondan sonra başka bir kaide geçmişti hatırlayın. Dedi ki bir de idgam. Yani vav'ı, hemze'yi vav'a ibdal edersin. Vav'ı vav'a idgam edersin. Oldu. Kalu amennâ. Etti 4 tane meci. Yani sahha teshiluhu demek o demektir. Ne demek? Bunların dışında olanlarda hangisi ne gerekiyorsa, hangi tesil gerekiyorsa o tesil sahihtir, sağlamdır. Kayıt bu şekildedir demiştir. Mesele bundan ibarettir. Mesele anlaşıldı inşallah. Cenab-ı Hak sonunu getirebilmeyi nasip eylesin. Kıyasi resmi, takfifi resmiden bir dahaki derste inşallah. Ve anhu tesilün deyince oradan başlıyor. Devam etmiş oluruz. Cenab-ı Hak hepimize hayırlı ifadeler, istifadeler ikram eylesin. Ellerinize, ayaklarınıza sağlık. Çeken kardeşlerimizden de Allah razı olsun. El-Fatiha.